Türk dünyası büyük bir aile ve bizler bu Türk Devletleri Teşkilatı Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplandı. Türkiye'nin çağrısıyla toplanan teşkilata Bakan Çavuşoğlu başkanlık yaptı. gibi biz de millet olarak Kazakistan'daki gelişmelerden büyük üzüntü duyduk. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız dedi. Türk dünyası büyük bir aile ve bizler bu vücudun organları gibi birbirimize bağlıyız. Bir yeri ağrıdığında tüm vücudun bundan muzdarip olması gibi biz de millet olarak Kazakistan'daki gelişmelerden büyük üzüntü duyduk. Muhtar kardeşime ve Kazakistan halkına geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk devletleri ailesi olarak bu zor zamanda Kazak kardeşlerimizin yanında onlarla dayanışma halindeyiz. Bugün durumun kontrol altına alınmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Kazakistan'da barış ve istikrar bölgemiz ve teşkilatımız için olduğu gibi küresel barış için de önemli. Kazakistan bu krizi aşacak kabiliyet, tecrübe ve devlet geleneğine sahiptir. Onursal Başkanımız Sayın Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyonu doğrultusunda güçlü bir devlet aklı oluşmuştur. Kazak halkı da mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla birlik ve beraberlik ruhunu gösterecek sağduyuya sahiptir. Büyük Türk dünyası olarak Kazakistan'ın yanındayız. Ülkede istikrarın yeniden tesis için Kazakistan'a desteğimiz tamdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak da en başından beri Kazak makamlarıyla temas halinde olduk. Kamuoyumuz gelişmeleri yakından izledi, millet olarak dertlendik. Kardeşlerimizin bu zor gününde yanlarında olmayı bir borç bildik. Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Kıymetli kardeşlerim, Kasım ayındaki İstanbul zirvesiyle Türk Konseyi'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşmesi önemli bir milat. Bu tarihi adım önemli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Etkin bir şekilde ve birlik içinde hareket ederek Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor. Bu bağlamda teşkilat olarak ortaya koyduğumuz daha fazla siyasi ve iktisadi bütünleşme yönündeki adımları hızlandırmalıyız. Tabii kalkınma ve işbirliği için en temel şart güvenlik ve istikrar. Teşkilatımız bünyesinde güvenlik ve istihbarat birimlerimiz arasındaki işbirliğini daha düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuşturmalıyız.